Abi şimdi dolap şıkır şıkır bize böyle daha Cunda'daki meyhaneleri anımsattı. Bu kadar bol çeşit meze. Sen gel lütfen bana şuradan bir söyle. Bu fava herhalde, Evet. değil mi? Evet. Bizim şöyle klasik mezelerimiz var tabii. Evet. Çünkü işte eski yani meyhanenin olmazsa olmazlarından. Evet. O mesela fava, Kova. boğulu, Şu şakşuka, ne? plaki, o kereviz. Kereviz, portakallı. Portakallı kereviz. Semizotu. Ekşi elmalı Şu semizotu. acılı ezme benim Acılı favorim ezme ama zaten. evet çok değişiktir ama bizim Müthiş bir şey. Rum usulüdür bu. Baş kahramanlardan biri de orada. İsim neydi ustacığım? Yaşar Usta. İsim? Yaşar Usta'ydı. Yaşar Usta. Bu ne abi? Simit. Ne ama simit? Ne? Levrek balından fesleğenli ve kaşar var içinde. Fesleğenli, kaşarlı, levrek simit. Simitçi Evet. fırının simidi değil. Bu ne Evet. abi? Lezzet topu diyoruz buna da. Lezzet topu. Dışı lagos balığı, içinde Ege Lagos. otları var. Fesleğen var, kaşar peyniri var. Lakerdamız var. Lakerdamız var, balık pastırmamız Bu var. balık pastırmamız füme mi? Yok, balık Değil. pastırma Normal balık pastırma. Akya balığından tabii. Akya pastırma. Evet. Şu ne abicim? Bu gene sebzeli balıklı Girit böreğimiz. Ahtapot görüyorum. Ahtapotumuz Bu var. köfte, Balık köftesi. balık köfte ama sizin çok meşhur bir de ızgara köfte varmış. Onu herkes çok Evet. anlatıyor. Balıkçı da et mi olur abi ya? Biz balıkçıdan hem balık, biz normalde meyhanede... Balıkçı demek yalnız Evet, meyhane. evet. Ama biraz balık ağırlıklıyız böyle. Evet. Bak mesela şu ne? Şunu da söyle abi. Bu şey bademli balık dolması. Bademli böyle yeniyor. Evet, tabii. Sıcak yenmiyor. Yok. Levrek marin. Levrek marin. Avokadolu levrek. Avokadolu levrek. Bu da Soslu uskumru. Uskumruymuş. Kocaman şey. Evet. Küçük balık gördüm onu. Bu da isli uskumru. Karamelize İsmi soğanlı. Oy 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 oy. Levrek marin. Levrek marin alıyoruz. Avokadolu Avokadolu levrek. levrek. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazdan alıyoruz. Evet. Soslu uskumru. Soslu uskumrumuzdan Evet. alıyoruz. Balık Bade... köfteyi boş verelim. Ben Normal köfte yiyeceğiz normal herhalde. köfte yiyeceğim. Tamam. Doymam da doymayalım. Bademli balık Bademli dolmamız var. balık dolması. Bu Evet, bir pastırma de mıydı? balık pastırması. Balık Evet. pastırma. Akya'dan. Aynen. Evet. Daha sonra da ara sıcak olarak şey yapalım istersen. Simit çok güzel oluyor. Tamam, olur. Bir tane simit yaptırırız. Simit yaptırırız. Evet. Lezzet topu Lezzet yaparız. topumuz var. Böyle balıklı ve sebzeli girit böreğimiz var. Bir de bizim dükkanımızın spesiyeli ala lokum diyoruz buna. Oy 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 Bunu oy. zaten anlatsam Pastırmayla zaten. Anlatsam zaten dayanamazsın. Anlatacaksın zaten. Evet. Yani Alacaksın. onu yerken. Ya şimdi bir şey daha var. Buna tabii ben orası çok spesiyel yer ama bu klasiklerden de istiyorum Tabii. ya. Olmazsa Tamam. olmaz aslında. Olmazsa olmaz. Bak Olmazsa. mesela dolma ama Yaşar Ustam bu dolmadan falan böyle bana İki sadece tek. ben yiyeceğim. İki tane. Küçük meze tabağına şu patlıcan ezmeden. Şimdi şu Ermeni plakiydi değil mi abi? Evet, Bunun Ermeni özelliği plakısı. nedir? Yani orada da plaki var, bu Ermeni plakisi. Karamelize soğan ve tarçın var. Oo. Evet, biz bu bomba fasulyeden yapıyoruz büyük. Bombaydan. Evet. Evet. Bunu da öğrenelim O da abi. İspanyol salatası diyoruz ona. Ne var içinde? Süzme yoğurt var, havuç var, kabak var, fıstık var, ceviz var. Sebzeli vegan da gider bu. Tabii, Tabii. tabii. Bu ne abi? Köpoğlumuz, patlıcan ve kabak var Klasik içinde. köpeoğlu. Evet, fava. Klasik fava herhalde değil Tabii. mi? Tam tekmin. Bu şey portakallı kereviz Kerevizimiz, tabii. rendelenmiş. Çok güzel. Onu çok Evet. beğeniyorum ben. Semizotu ekşi elmalı. Ekşi elmalı Evet, semizotu. evet. Semizotunun içine ekşi elma mı koydunuz? Evet. Çok güzel bir aroma Nasıl? veriyor. Küçük küçük herhalde. Küçük küçük, Çok tabii. güzel. Bu Rum usulü acılı ezmemiz. Ben bunu Beyoğlu'ndan, balık pazarından bilirim. Çok güzel olur bu. Çok güzel yaparlar. Evet. Ben de çok severim. Evet. Bundan da yiyeceğiz. Bu klasik patlıcan Patlıcan. ezmemiz. Buna da bezirgani diyoruz. Bezirgan başı. Bezirgani. Ha, o Evet. şeydeydi değil mi? Okulda pardon. Bezirgani. Kuru domates, Kuru kaşar domates, peyniri, kaşar taze peyniri. soğan, sivri biber, biraz da nane var içinde. Enteresan bir Ceviz şey. var. Evet. Enteresan bir Onu şey. da deneyelim Yaşar Bey Onu da muhakkak. deneyelim Yaşar Bey. Bakın bu da taze börülce. Taze Tabii börülce. zeytinyağlı da bir dükkanın, meyhanenin olması Olması, olmazlarından. bu Tabii. şey Bu ne? Şu ne? Şu atomu Atom, herhalde. patlıcanlı Cevizli cevizli. atom. Evet efendim. Ondan sonra şakşuka. Şakşukamız var. Bak klasik şakşuka bir farklılığı Evet, yok. evet. Bu klasik plaki. Barbunya plaki. Klasik barbunya Tabii. plaki. Haydari. Haydari. Turşu, pancar. Girit. Kırmızı girit ezme. Kırmızı girit ezmeden de tadacağım. Tamam. Bu yeşil girit ezme nerede? Bu ne? Bu cunda ezmesi. Bu taraf. Dolmanın yanındaki cunda Cunda ezmesi. ezmesi. O da mesela fıstık var Şey içinde. vardı, yeşilli, fesleğenli girit. O nerede? O da üst tarafta. O da Bir var. bakalım Tabii. onlara. Bunu ben Hadi. içindekilerine bir söyleyeyim isterseniz. Söyle şunu söyle. Süzme yoğurt var içinde. Tahin var. Tahin. Kapya biber var. Soğan var. Fıstık var. Ceviz var. Tahin kapya biber. Evet. O enteresan. Evet. Murat abi dolap bitmiyor. Fesleğenli girit ezme. Bu Fesleğen. benim Evet. şeyim zaten. Favori, Tutkum. favorimiz Favorim. tabii. Favorim. Bizim en çok satılan mezemiz zaten. Gerçekten Tabii. mi? Gerçekten. Çok Şu büyük. ne? Bu Ege karması diye bir meze. Kuru bir şeyler var abi içinde. İçinde bunun mesela beyaz peynir var, yeşil zeytin var. Onun haricinde Şu. kuru meyve çeşitleri.
kuru ince, kuru kayısı, kuru erik, kuru domates, susam. Tatlı tuzlu ceviz. Sevenlere biraz evet, böyle. Evet, evet. Hani ikisi birden. Bu ne abi? Ton balığı gibi bu. Yok, karamelize soğanlı fava. Karamelize soğanlı fava. Evet. Kaya koruğumuz var, deniz börülcemiz var, deniz börülcesi, kuru börülce, kuru börülce, yaz salatası diyoruz buna gene, közlenmiş patlıcan. Şu soldaki. Evet, kuru domates, taze soğan ve maydanoz var içinde. İşte pastırmalı humusumuz var, beyin. Daha ne olsun? Evet, şimdi Ala Restoran'ın, Kadıköy Ala Restoran'ın terasındayız. Çok güzel bir manzara eşliğinde. Güneş de böyle battı batacak. Siparişlerimizi verdik. Güzel bir restoran, meyhane muhabbeti için burada bekleyişe geçiyoruz. Mutlaka ekipteki arkadaşlar almıştır ama çok rica edeceğim. Lütfen karşıdan tekrar bir Türk bayrağının yanından Ayasofya'yı bir zoomlayabilir misiniz? Kadıköy tarafındayız. Kadıköy tarafındayız. Bakın. Tarihi Yarımada gözüküyor. Karşı tarafta Türk bayrağının yanında Ayasofya Beyazıt Kulesi'ni görüyorum buradan. Ve Kadıköy Çarşı gözüküyor aşağıda. Evet arkadaşlar, Ala'nın terasındayız şimdi. Siparişlerimizi verdik. Murat abiyi de kaçırdık, yanımıza aldık. Çok kalabalık ama bizi kırmadı, geldi sağ olsun. Yanımızda oturacak. Sağ tarafımızda Ayasofya, Kadıköy Meydanı, Tarihi Yarımada. Buradan harika gün batımı da oluyor. Gerçi şimdi kış ama yine Tarihi Yarımada'yı görüyoruz. Ben Beyazıt Kulesi'ni de görüyorum. Evet. Ayasofya'yı da görüyorum. Şöyle biraz da yiysem Halic'in girişini de göreceğim. Kadıköy Çarşı Meydanı'ndayız. Kadıköy Çarşı'dayız. Siparişimizi verdik ama siparişlerimizi bekliyoruz. Verdik ve acıktık da. Acıktık. Alalım siparişlerimizi. Sen de acıktın. Tabii ben de acıktım. Tabii abi, tabii. Şey, bunlar böyle rakı bardaklarımız boş mu olacak şefim? Şefimi ben getiriyorum. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin. İsim nasıldı? Hasan Bey. Hasan Bey. Evet. Teşekkür ederiz. En güzel mecelerimizden. Harika. Sizlere özel misafirlerimiz özel. Teşekkür ederiz. Zaten çok arkadaşlar anlatıyorlar. Sizin özellikle balıkları, bir de çok meşhur bir ızgara köfteniz varmış. Ondan da yiyeceğiz. Hayır, tabii ki. Tamam mı? Ne demek? Ya bugün böyle bir, normalde söylüyoruz. Alkol sağlığa zararlıdır. İçmeyin ama ben saklamıyorum. Ben içiyorum. Yapacak bir şey yok. Az mı oldu sanki biraz bunlar? Hepsinden söyledik. Daha ne az olacak? Ama ben doymam. Doymam. Ben tabii yani bunun devamı gelecek yani. Ya ben bir ricam olacak. Lütfen kapris olarak görmeyin de. Biraz da zeytinyağı alabilir miyim? Ben böyle bazı şeylerin üstüne biraz zeytinyağı gezdirmek hoşuma gidiyor benim. Hemen. Tamam. Servisimize başlayalım. Evet. Şöyle ben dipte kaldım, yardımcı olayım. Evet. Rakı olarak ne tercih ederiz Kartal Bey? Açık Beyler Bey'i göbek ne açık? Yok, Beyler Bey'i göbek alalım. Beyler Bey. Evet, rakımız da geldi. Amanın aman. Tekne duble arası. Nasıl içeri? Evet. Duble mi olsun? Aynen öyle. Hani o bir uçaklarda biraz daha alalım abi. Biraz daha. Tamam, teşekkür ederim. Hani uçaklarda diyorlar ya, business class uçuyorlar, alkolik olduğum belli olmasın. Kalkıştan önce şu kadar alabilir miyim? Şu kadarcık. Şu kadar ne? Şu kadar. Hasan Bey, hak geçmesin aynı değil mi? Evet. Evet, evet. İkisi de aynı. Evet. Siz kendi ölçünüzde alın. Yok, hak geçmesi aynı olsun. Misafire uymak lazım. Peki. Şu kadar içki olur mu Hasan Bey? O kadar, vallahi. Hasan Bey, kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 30 seneyi devirdim. 30 seneyi. Murat Bey, siz? Valla yaşımız ortaya çıkmasın diyeceğiz ama söyle. 13 yaşında başlamıştık. Babalarla beraberiz. Tabii. 13 yaşında başlamıştık. Şu an 10 yıl olmuş. 50, evet. 10 yıl olmuş. 53 yaşındayız. 10 koca yıl geçmiş. 40 seneyi devirmişiz yani. 40 seneyi devirmişiz. Evet. Evet. O zaman şimdi demin esprisini yapmıştık. Şöyle rakılarla bir hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kartal Bey, hoş geldiniz mekanımıza. Siz de hoş geldiniz masamıza efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saatinize. Saatinize afiyet olsun arkadaşlar. Size vuramadık, çok özür dilerim ama şöyle aşağıdan. Çok güzelmiş. Şuraya bakmayın. Mesela eski meyhanecilik kültüründe bana anlatırlardı. Rahmetli Aydın Boysan abimizle aynı sofrada oturmak da 3 kere nasip oldu bana. Bir çeşit yemek çıkarmış. Sipariş alınmazmış.
mezeler verilirmiş, çok çeşitli de değil, içilirmiş. Acıkana hem personeli hem müşteriyi, neyse yemek, o günün sıcak yemeği o gelirmiş değil mi? Bizi de montaj dersin aslında. Buz alacak mısın? Ya, almayalım buz. Yok, şimdi. Kalsın böyle, kolay. Buz almayacağım çünkü ne diyor rahmetli, Allah rahmet eylesin, Aydın Boysan abimiz? Buz atmak diyor, hamervahlıktır diyor değil mi? Evet. Çünkü diyor, rakı kadehinin başıyla sonu arasında diyor, konsantrasyon farkı oluşur, bu da erbabına bozar diyor, evet, ayıptır evet, diyor. Evet, evet. Çok selam olsun, saygılarımızı gönderin. Metin Akpınar abimiz de aynısını söylüyor, onun da bir söyleşisi evet, vardı geçen gün. Diyor ki, rakı mümkün olduğu kadar soğutulur, kristalleşmeyecek kadar, üstüne çok soğutulmuş su konur diyor. Aydın Bey de bizim de anılarımız var kendisiyle. Hadi bir tanesini paylaş tabii, bizimle. Çalıştığım yere gelirdi. Tabii o zaman eskiden garsonluk yapardık. Çok patron değildiniz eskiden. Yok yani, tabii. O zaman hep patron değildiniz. Yok, yok, enteresan bir şey. Senede iki sefer doğum günü yapardı. İki sefer? Evet, iki sefer doğum günü yapardı. Mesela 73.5. 74.5 diye. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla gelirdi. Senede iki sefer doğum günü yapardı. 6 ayda bir doğum günü yap, bir senede iki sefer doğum günü yaptık. Çok mesela, güzel. Çok enteresan gelmişti o bize. Biz de mi öyle yapsak sağlıklı uzun yaşamak için? Vallahi bilmiyorum. Ne kadar güzel olur. Evet. Evet. Devam ediyordunuz bir şey anlatıyordum. Hem yiyelim hem konuşalım. Hem yiyelim hem konuşalım. Tabii. Tamam. Biz, dolmaya bayıldım. Rahmetli babaannem dolma yapardı. Yaz dolması derdi, pirinci kavrulmaz. Kış dolmasının pirinci kavrulur derdi. Ben de kavrulmuş sevim, çok güzelmiş. Dolması çok güzel. Hepsini siz yapıyorsunuz değil mi abi? Hepsini biz yapıyoruz. Evet. Zaten yani ustanın eli değecek. Hazır yani, hazır bir şey olmaz meyhanede. Ustanın eli değecek. Öyle hazır aldım, kızarttım. Yok. Donuk aldım mı? Yok. En sevmediğim şey. Tabii olmaz. Olmaz. O zaman? Yapışmaz. Eskiden bir de dediğim gibi şey, uzun zamandır bu iş yaptığımız için hani meze çeşidi 3 taneydi, 5 taneydi. Hı. Ama tabii yıllar geçtikçe meze kültürü gelişti ülkemizde. Abi buraya baksana, kaç evet, meze var aşağıda? Tabii tabii, hafta sonları daha fazla oluyor. Hafta sonları aşağı yukarı 50-55 çeşit arası. Biz seni de rahat alabilelim diye hafta içi geldik. Evet, evet, hafta sonu zaten. Biliyorum, boşması olmuyor. Evet, hafta sonu böyle bir rahat ortam olmazdı. Abi ben bir kere dolmayı çok beğendim. Dolma zor bir şey. Afiyet eskiden olsun. Saray mutfaklarında 3 şey yaptırılırmış. Saray mutfağına alınmadan önce. Pilav, ızgara köfte, mercimek çorbası. Bunlar çok basit gözüken çok zor yemekler aslında. Biz şimdi dükkana geldiğimiz zaman, dolaba baktığım zaman meze taze mi, bayat mı, onu zaten çözüyorsun. Bakıştan. Tabii bakıştan. Bakıştan hemen anlıyorum zaten. Ondan sonra ustacım diyorum, şundan diyorum bir tabak ver diyorum. Ondan alıp tadına önce bakıyorum. Önce bakışla teşhis, tabii, sonra tabii, tadına bakıyorsun, haklı çıkıyorsun genelde. Tabii, tabii, tabii. Sonra ne diyorsun? Tabii. Dökün. Dökün. Evet, bunu dökün, biliyorum abi. Bunu tabii, daha önce de tabii, mesela duymuştum. Bak semizotu mesela. Çok kaliteli yerler döktürür abi. Evet, yoğurtlu semizotu. Bu şu anda şey böyle cam, taze balık gözü gibi bakıyor tabii, şu anda. Tabii, yani hiç şakşuka olsun. Yani ezme olsun, yani hepsi görüyorsunuz gibi kendini zaten belli ediyor. Bir canlılık olduğu zaman hiç korkma. Şu levrek simit vardı, çok anlattınız. Bir de lokum bize özel dediniz. Evet. Lokumu alalım, levrek simiti alalım. O zaman Hasan Bey sana Hasan zahmet Bey, bir tane simit alalım. Simit, evet. Lokum. Evet. Bir de şu köftenizi çok şey yapıyorlar. Bir porsiyonda ızgara bir porsiyonda köfte. Yani diyorlar ki yediğimiz en iyi köfteyi Ala'da yedik diyorlar. Bakalım. Peki. Evet. Tabii ama yapması en zor olan meze. Yani bunun bir dakika, yapılması en kolay olan şey tabii, ama tabii, yapması en zor olan meze. Nasıl oluyor abi, ben anlamadım onu ya. Ya şimdi bunu yani bir dakika fazla pişirsen ha, dağılıyor. Bir dakika az pişirsen olmuyor. Olmuyor. İçi kırmızı oluyor. İşte aldık çıkarttıktan sonra buzlu suya koymak lazım falan. Çok ha, taktikler. Yani şöyle yani. Haşlıyorsun, buza koyuyorsun. O kadar basit. Ama işte o zamanını ayarlamak çok önemli. Anladım. Düdüklüğe falan koyarsan yok, beyinleri yok, olur. Paylaşalım tamam, onu. Hale 3'e bölelim. Beyinden gidelim dediniz. Beyinden peki beyinden. Canım çekti. Kaç beyin yiyorum. Beyin yıkılıyor. Levrek marini deneyelim. Tamam. Şöyle avokadolu levreğimiz de var. Ben de sana biraz bundan. Dur, o zaman avokadoluyu deneyelim önce. Tamam. Evet. Evet. Ha, biz devamlı burada çalışıyoruz. Öyle mi? İyi kilo alıyorsunuz böyle abi ya. Yani kilo alınacak şeyler muhabbetler aslında. Yok yok, böyle oturup keyfini çıkartamıyoruz ama böyle sizin sayenizde. Benim sayende çıkarttım. Evet. Levreyi deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Müthiş. İçinde bir çıtırlık var, geliyor mu? Soğan mı? Ne o çıtırlık? İşte onu çözebildiniz mi?
Tekrar deniyorum. Elma gibi bir şey. Tebrik ediyorum size. Elma mı? Evet, yeşil. Gerçekten mi? Tabii, yeşil elma. Çıtır çıtır. Ben önce soğan sandım. Yok. Sonra baktım ekşim tırak bir hırtır tat geliyor böyle. Çok yakışmış abi. Evet. O ne? Bu da işte ekşi elmalı semizotu demiştik. Ha, bir... Abi bu ekşi elma olayı nereden geliyor? Böyle levrek marinde ekşi elma, semizotunda ekşi elma. Valla işte bu ara genel olarak piyasada mı diyelim, toplumda mı diyelim, Osmanlı mutfağına karşı bir yönelim var. Ya etlerin içine vişneler falan koyuyorlar tabii, böyle. Tabii işte siz biliyorsunuz yaprak sarma vişneli, işte kuru kayısılı, kuru kirazlı bir sürü yemekler falan çok çıkıyor. Çok beğendim. Ya evet. Süre dışı oluyor mesela. Tabii tabii. Tabii. Ben böyle... Çok fazla karışmış şeyleri sevmiyorum ama çok yakışmış ekşi elma semizotuna. Biz sabah dükkana geldiğimiz zaman zaten diyoruz hani ne yapalım, ne diyelim, nasıl bir şey bulalım, nasıl sürekli şey bir tabii. Akademik çalışma devam. İnovasyon çalışması var ya. Yani. Evet. Abi şimdi şu acılı ezme, bunda nane de var. Bu, bak bu benim çok ilgimi çeken bir şey. Ben bunu şuradan bir kaşık rica etsem. Şeyin, rahmetli babam da çok yerdik, bunu çok severdi. Bu Rum usulü ve bu... Hani böyle görünmesi kolay. Çoğu kebapçıda böyle eşantiyon, ezme bilmem ne gönderiyorlardı. Bu çok farklı bir şey. Evet. Naneli, maydanozlu, taze soğanlı, dereotu. Dereotu evet. Ve kıvamları ve bunların oranları çok önemli. Evet. Benim için bu çok kıymetli bir beze. Adı acı da ezme ama acı da değil. Acı da değil, evet. Acı da rahatsız değil. Etmiyor o kadar. Biz en son çalıştığım dükkanda 16 sene çalıştım. Maşallah. Evet, patronumuz Rum'du. Bu 96 yaşına rahmetli oldu kendisi. Bu onun kendi kendi tarifidir. Öyle mi? Evet, tabii. Tabii oradan şey yaptık. Ustalarına işte. Yanındakilere verdim. Tabii. Yani zannetmiyorum ki bunu İstanbul'da başka bir dükkanda çok zor. Göreceğinizi zannetmiyorum yani. Çok zor, çok lezzetli. Yani tabii gidiyoruz sağda solda yemekler yiyoruz, deniyoruz ama ben de çok yiyorum ama böylesini hakikaten diyorum. Bu tam çocukluğumda yediğimin aynısı, çok güzel. Evet. Biraz da ekmeğin üstüne süreceğim ben böyle. Yok. Naneyi fazla koysan olmaz. Dereotunu az koysan olmaz. Bu arada bir şey de söyleyeceğim. Sizin mutfak kadrosu da çok özel bir kadro. Siz çok seçtiniz onu. Tabii, ben duydum tabii, da onu. Tabii. Gördüm de, anlattılar da. Çok seçme bir kadro var mutfakta. Test ederek ve çok ünlü, bu işi çok iyi bilen kişilerle çalıştığınızı biliyorum. Evet. Zaten şey var yani çalışanla öncelikle bir aile ilişkisi kurmaya çalışıyoruz. Olmadı mı olmaz. Tabii. Tabii yani sırf para ya da şu işi yapar mısın değil de belki öncelikle de. Bize uyum sağlayabilir misin? Biz sana uyum sağlayabilir miyiz? Elektrik alabilir miyiz? Aslında arkadaşlar diyorlar ki, takipçilerimiz falan soruyorlar. Abi böyle iyi restoranlara, yerlere gittiğin zaman hani ne kadar kazanıyorsunuz falan sor diye, ama ben o muhabbetlere girmiyorum. Hoşlanmıyorum yani. Şöyle bir hizmet alıyorsun, elbette belli bir çok karşılığı çok kazanıyoruz. Yani biliyorum çok kazanmadığınızı yani. Bir kaşık alayım. Tamam. Şeyde, tabii her hafta biz döküm alıyoruz sistemden. Mezelerde en çok giden Girit ezmesi. Girit ezme. Deniz mahsulü mezelerde en çok giden avokadolu levrek. Avokadolu levrek. Gerçi tadına bakmadınız daha onu. Bakmadın mı? Yok. Hemen bakalım. Bir... Bunu kim koydu benim tabağıma? Herhalde ben koymuş olabilirim. Ya benim bu tarz mezelerde hoşuma gitmeyen şey ne abi biliyor musunuz? Çiğ balık kokusunun gelmesi. Bak yosun kokusu gelmesi. Bunda hiç öyle bir şey yok. Abi çok güzel. İsli midyede bir acayip. Tekrar oradan bir kaşık rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Canım benim. İsli midyeyi kendimiz tütsülüyoruz. İsli kendimiz veriyoruz. Zor bir şey ama. Tabii. Bunun kolay bir şey yok abi. Yani başarılı olmak istiyorsan. Hayır, bu is mangalını falan ben daha önce araştırdım. Böyle altında mum yanıyormuş, şey oluyormuş. Tabii, o tarz şeyler tabii, mi? Tabii. Allah Allah. Peki. Yani insanlara değişik bir şey, güzel bir şey, özel bir şey sunman lazım. Tabii. Lütfen senin de bunu denemeni istiyorum. Bir çatalla lütfen senin de. Ben sana yedireyim. Peki. Uzaksın. Dur. Şuradan bir çatal alalım. Ricam şu. Yemeden önce uzaksın, al çatalı işte. Yemeden önce bir kokla, ondan sonra ye lütfen. Muhteşem. Abi muhteşem bir şey bu. Ya ben klasik mezelerden yanayım ama bak abi, isli midye ve beyin
Evet. Bu, abi bunu nasıl istiyorsunuz ya? Peki bu zaten sizin böyle işte tütsülenmiş benim etlere karşı bir zaafınız da var. Bir şey, nereden bir, biliyorsunuz? Bir takip ediyorsunuz herhalde. Videolarınızda falan görüyordum zaten. Harika. Evet, evet benim işli şeylere evet, düşkünlüğüm evet. Ben de çok severim. Çok severim. Ben de çok muhteşem. Severim. Çok güzel. İşte bunu da işte sağ olsun ustamızla beraber yani inanın mesela şu Ege karması diye bir mezemiz var. Ona da bakacağız. Evet. O tatlı tuzu seven demiştik buna. Evet. Bunu da mesela bir internette bir yerde gördük. Tamamen mesela ustayla beraber oturduk bunun içine ne koyalım ne yapalım. Bu şey literatürde olan bir meze değil. Çok yer, çoğu yerde yok. Yeni yeni yayılmaya teşekkür başladı. Ederim. Biliyorsunuz böyle değil. Üzüm sandım zeytinmiş ya. Üzüm de var, üzüm de var, zeytin de var. Geçen birisi dedi ki bu dedi tatlı tuzu tatları çok seviyorum dedi. Kimdi? Hatırlarsam onu buraya yönlendireyim. Evet şimdi moda aslında rakıyla gider. Genelde tuzlu ve acı mezeler gider. Kesinlikle acı ekşi. Şimdi dolarla alıyorum dediniz ya. Aslında eskiden beri çoğu restoranda özellikle balık fiyatlarının yanında A.F.G. yazar. Yani evet. Bunu kısaltılmışım. Alış fiyatına göre. Evet. Yani veya fiyat sorunuz. Öyle der. Evet, değil mi? Evet. Yani. Evet, yemeğe devam ediyoruz. Ben Giritliyim. Fava'dan yedin mi abi? Fava'dan yedim. Valla güzelmiş. Bugün ya adam. Yapma gözünü seveyim sen de bizi mi? Ya da bizim ustamız çok güzel yaptığı için bana güzel geldi. Yemedim diyorsun da insan 30 sene 40 sene meyhaneci olup nasıl fava yemez ya? Valla yemedi. İşte kısmet bugüneymiş. Abi bu arada patatesi de çok beğendim köftenin yanındaki. Bir kere ben şeye rahatsız oluyorum. Mesela patatesi kızartıyor. Domatesi doğuruyor. Orada bekliyor. Şimdi bak burada köfte sıcak, patates de sıcak. Isıtılmış değil bu. Belli ki anında köfte deyince bir porsiyonda patates atmış, kızartmış. Usta, yani, ustanın mahareti. Ustanın mahareti. Yani bunun için de ustanın gözlerinden öpmek, tebrik etmek lazım. Yani beklemiş bir şey yok. Harika. Evet şu lokum muydu abi? Lokum. Lokum. Peki lokuma dalabilir miyiz? Dalalım bakalım. Dalalım. Bunu kameraya bir kere daha göstermek istiyorum. Üstü ne abi? Üstünü bir anlatır mısın bana bunun üstünü? Üstü... Çok mu zor? Panko diye bir malzemesi var ama şaka yapıyorum. Bizim de yani nacizane uzman olduğumuz konu var. Mutlaka. Yani bu meyhane rakı kültürünün olmazsa olmazı masaya oturduğun gibi kalkmaktır. Gayet tabii. Ya ölçüsünde, kararında. Tabii yani geçmişle alakalı hikaye meyhanede masada geçen muhabbetler vardır. İşte eski eş, eski dost, eski arkadaşlar, eski maçlar, eski olaylar, politika, spor, siyaset. Eski sevgili. Tabii. İşte tabii çocukluk aşkları, okulda geçen günler. Tabii kimle gelmişsen, hangi arkadaşınla sohbet etmişsen o konular konuşulur. Oturduğun gibi de çakır keyif bir şekilde kimseyi rahatsız etmeden kalkmaktır. Bu şeye geldi. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır gibi. Yani. Hala da olan hala da kalır. Şimdi son. Çok güzel yedik içtik. Hala da yiyip içiyoruz ama bir toplama babında şunu söyleyeceğim. Siz Instagram'dan da Kadıköy Ala, değil mi? Kadıköy, İstanbul evet. Instagram Kadıköy Ala Kadıköy. Ala Kadıköy. Özür dilerim. Evet. Ala Kadıköy. Murat Emsiz Ala Kadıköy. Evet. Bunları ben de takip ediyorum zaten. Sizi de oralardan buldum geldim. Evet. Instagram'dan takip edin. Instagram'ımız kuvvetli. Çok da tercih ediliyorsunuz. Çoğu zaman da hep ben bakıyorum şey yer bitti. Yer bitti. Rezervasyonlar evet. için teşekkür evet. ediyoruz. Bu kadar tercih edilmenizin sebebi nedir sizce? Vallahi işte yani ilk başta biz de yani 2 sene oldu kurum açılışımız. Evet. 2 senede bu kadar mesafe kat etmemiz bizi de açıkçası ama şaşırdı. Özür dilerim. Ala olarak 2 sene oldunuz. Sizde bir 43 senelik background var. Onu tabii. anlattık zaten. Tabii. Yani. Tabii var yani tabii insan şaşırıyor. Yani yerimiz Kadıköy'de olmasına rağmen hani Yeşilköy'den, Florya'dan, Fatih'ten, Sarıyer'den, Kartal'dan, Pendik'ten gelen müşteriler İsim var. İsim vermeyeceğiz. Ünlülerden de çok müşteriniz varmış. Evet, evet. Şimdi işte, tabii işte yavaş yavaş onlar da çoğalmaya başladı. Duyanlar geliyor. Onlar geliyor. O onu getiriyor. Tabii, tabii. Zaten işin kuralı bu ya zaten. Kulaktan kulağa yayılan en güzel reklam o. Kalite. Kalite. Bir restoran için en önemli şey kadın müşteri. Kesinlikle. Tabii. Rahat yani. Yalnız 2 kadının, 3 kadının gelebilmesi. Tabii. Hani böyle dışarıdan baktığın zaman her masada 4 erkek, 5 erkek, 6 erkek. Olur. Hani kahve gibi bir görüntü oluyor. Doğru. Evet. O da çok dikkat ediyoruz. Kadın müşterimiz de çok. Kadın müşterimiz çok tabii. Kadın kadına yani. Kadın kadına çok.
Maşallah. Çocuklu müşterilerimiz de çok gelir. Bu bir zincir. Zincir. Tabii zincir. Fiyatın çok iyi. Ucuz ama mamullerin kötü. O bitti. Olmaz. Bitti. Fiyat ucuz, mamuller güzel. Ama çok iyi, o çok iyi. garson arkadaşın tavrı çok yanlış. O da olmuyor. O da olmuyor. Patronundan tut bulaşıkçıya kadar. Herkes. İşte de bir zincir. Burada aşağıdan yukarıya kadar zinciriniz muhteşem. Şimdi Duran Bey, Duran abi diyeceğim müsaadenizle. Duran abi de geldi yanımıza. Murat abi, Duran abi de sen anlat bakalım evet. Şimdi. Duran Bey 25 yıllık dostumuz, arkadaşımız. Maşallah. Evet, 2 seneden beri de ortaklık yapıyoruz kendisiyle. Bir abi kardeş gibi, bir aile gibi. 2 seneden beri çok şükür bir ortaklığımız var. Maşallah. Evet. Diyeceğim bir dublere kıyık ram edelim ama kızı diyetisyenmiş. Diyetteymiş öyle dediler evet, demin. Duydum evet. Demin dedi. Valla Duran Bey, yani biz devamlı burada çalışmaktan yemeğe pek vakit bulamıyoruz. Evet, ancak yiyenleri evet, evet. Özellikle beyni çok beğendim ya. Allah Allah. Çünkü evet ya çok şimdi Murat Bey diyeyim, beyin dediğiniz zaman beyin çok eski bir meyhanenin özel mezesidir. Şimdiki zamanda yeni nesil çok beyni anlamazlar ama yiyenler çok iyi bilir beyni. Çok eski meyhanelerin çok özel mezesidir. Şu anda gitseniz yani 100 meyhaneden belki 5'inde anca vardır. Yani 5'inde, 6 bilemedik 10'unda vardır. Çünkü bilmezler. Yani bizim özelliğimiz zaten bu. Eski Beyoğlu da olur bu. Eski Beyoğlu Rum meyhanelerini ve yeni nesil meyhanelerin karışımı. Yani birleşim lezzetlerin birleşimi. Biz Duran Bey'le mesela Duran Bey de 13 yaşında başlamış. Maşallah. Evet, evet. Tabii ben de aşağı 13-14 yaşında başladım. Duran Bey de mesela Rumların, Ermenilerin yanında çok çalışmış. Biz de o kültürü. Mesela hasır meyhanesinde çalıştım. Nika Baba'nın yanında. Yani bize bu mesela sevdiren duayen bir adam mı yani? O çok sağ ol, Allah rahmet eylesin. Bizim de yetişme evet, yerimiz zaten evet, İmroz, evet. Yorgoz'da. Her şey çok güzel. Yalnız Duran Bey kaynana pek sevmiyormuş galiba, sonuna yetiştin. Vallahi sağ olsun, şimdi ben ilk damadıydım, artık benden sonra damatlar oldu, sevmeyebilir. Vallahi. Vallahi işte bazen böyle Murat Bey'le ortağım da sağ olsun. Aşağı yukarı 25-30 senedeki dostuz ama son 2 yıllık bir ortağız. Oturuyoruz işte bazen böyle sohbet ediyoruz, işte menüyle ilgili işte. Müşterilerle ilgili. Gerçekten bizim çok müdavin eski dostlarımız geliyor. Yemesini içmesini bilenler işte. Mektebi Sultan, Sultani Mektebi diyorlar bu Galatasaray. Lisesi mezunları. Evet, lisesi mezunları. Evet. Gerçekten bize yemesini içmesini bilen insanlar geliyor. Onlara hitap edebilmek için yani eski lezzetlere yeni bir tat katalım diyoruz. Hani kendimizi eskiyi de mesela eski lezzetleri de elimizde bulundurarak şimdi üzerine bir tat katalım diyoruz. Mesela tarama. Şimdi mesela bizim o eski Rum meyhanelerinin yaptığı tarama hiç kimse yapamaz. İşte tarama var bizde. Topik var. Yani bunları sayıyorum çünkü bilenler bilir, onun için söylüyorum. Ya zaten bilmeyenler de bilmez ama bilenler bu topik nerede nasıl yenir işte, tarama nasıl yenir, lekarda balık bastırma. Ya bu tür mezeleri bulundurmakla beraber yeni açımlara, yani yeni nesil meyhanelere de açız. Mesela bu Ala Lokum ustamız da sağ olsun, gerçekten ustamızla da ufak bir tüyo veriyorum, hemen devamını getiriyor. Evet, evet. Mesela Ala Lokum'u biz burada çıkardık. Hiçbir yerde yoktur bu. Evet. Mesela dışındaki balık püre hali, yani hamur hali. İçindeki de ahtapot, kalamar, karides. Tarif ettim ben onları hepsine. Çetar peyniri. Peyniri. Çok özel bir meze. Mesela ilk başta kaşar peynirden yapmıştık. Ya, tutmadı, sonra değiştirdik. Olmadı. Çetarı koyunca patladı mesela. Mesela bademli balık dolmamız var, soğuk meze. O da çok özel, bize özeldir. Evet. Ya dediğim gibi hem eskiyi sahip çıkarken, muhafaza ederken eski lezzetleri ve yeni nesil, yeni tatları üzerine ilave ediyoruz. Çünkü artık nesilde gerçekten büyük bir takdir topluyoruz. Sağ olsun bütün dostlarımız. Abi her şey çok güzel. Yani, her şey çok. Yani bir tane anekdot anlatayım size. Benim kızım dün akşam eve geldi kızım okuldan. Ya baba dedi, yanımda oturan iki tane bir bey bir bayan dedi. Sizin dedi mekanın ne kadar güzel olduğunu diye sohbet ediyorlardı. Ben de çok gururlandım dedi yani. Böyle gerçekten güzel iş yaparsanız takdirini alıyorsunuz. Kızınızın ismi nedir? Ona bir de selam gönderelim o zaman. Sevim. Akkök, diyetisyen. Merhaba Sevim'ciğim. Buraya gelip kiloları alıyorsunuz, sonra Sevim'e gidiyorsunuz, kiloları veriyorsunuz. Evet, yalnız şöyle bir şey var Kartal Bey, yani biz tabii Duran Bey benden daha eski işletmeci, ben işte 2 seneden beri işte işletmecilik yapıyoruz, el ele verdik. Yani böyle işte tepkiler gelince, hani işte birisi bahsetmiş, birisi şurada söylemiş, yani bunlar inanın yani parayla ölçülmeyecek kadar büyük şeyler yani. Bunlar bizi çok ateşliyor, bunlar bizi çok şevke getiriyor. Yani bizi çok havaya sokuyor böyle şeyler. Yani bu arada şeyi de kaçırmayalım. Hani ilk açtığımız sıra hep böyle eski dostlarla ayakta kaldık. Bizi destekleyen dostlarımıza da buradan bir
teşekkür yollayalım. Tabii. Çok sağ olsun. Onların yeri her zaman bizde ayrı. Tabii. Onlara bir ayrı selam gönderelim. Zaten biz, arkadaşlara, bizim... dostlara o zaman. Evet. Evet. Bizim zaten hiç müşterimiz yok. Hepsi dostlar. Hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız. Mesela şimdi bize babası geliyordu eskiden. Şimdi yaş itibarıyla da babası gelemiyor. İşte çocukları geliyor. Çocukları geliyor. Yani birinci, ikinci nesil artık müdavimlerimiz oluştu. Dostlarımız, evet, oluştu. Bu da güzel bir şey. Harika Duran abi. Çok teşekkür çok ederim. Ben çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Valla yani muhteşem her şey. O kadar mutluyuz ki anlatamam yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Ben müsaade istiyorum. Aşağıda arkadaşlar, dostlar var. Sağ ol abi. Çok sağ ol. Onur verdiniz. Sağ olun. Sizin de bu hani tatlı mizacınıza mizacınızdan cesaret alarak bu videoyu izleyip altına yorum yapan ve bu videoyu izleyerek size geldik diyen kişiye masaya bir %10 indirim verir misiniz? Vallahi Kartal Bey, sizi üzülerek kırmak zorundayım. Eyvah. Evet, evet. Yani malum yani bu piyasa şartlarında, bu fiyatlarla, evet, yani %10 indirim alaya yakışmaz. Biz onu %20 yapalım. İşte Murat, evet, abi ya. İşte Murat abi, gördünüz mü? %20 yapalım. Gelen misafirlerimiz derlerse ki biz Kartal'la Tadıyorum videosunda sizi izledik, o yüzden buraya geldik diye söylerlerse. %20 indirim. %20 Görüyor musunuz? Hani bunu görüyorum ben, YouTube'daki diğer YouTuber arkadaşlar yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Hiç de yapmamıştım. İlk defa sizin sayenizde yapıyorum. Arkadaşlar, bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Yorumunuzu gösteriyorsunuz. %20 indirim alalım. Çok teşekkür ederiz. Evet. O zaman ne yaptı? Murat abi %20 indirim yaptı. Bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Yorumunuzu gösteriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, %20 indirim. İnanın çok pahalı bir yer değil. Ben diğer YouTuber arkadaşlardan çok kıskanıyordum. Benim selamımla gelin %10 indirim. Benim selamımla gelin tatlı bedava. Alın. Murat abi çok teşekkür ediyoruz. Ben uçağa yetişeceğim. Çok hızlı bir ekspres kapanış yapıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bizim çan bildirimleri açmayı ve aşağı yorum yapıp aladan %20 indirim kazanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Murat abi sen de hesabla. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.